Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bayağı uzun bir süredir görüşemiyorduk. İşte birkaç sebepten dolayı uzun uzun anlatacağım. Yani bu videonun, bugünkü videonun çekmemin amacı size bilgilendirme videosu olarak, hani tırı neden çıkmıyorum veya tırı sattım mı? Bugün onları anlatmak için buradayım. Vallahi uzun süredir şu kameranın önüne geçmemiştim. Şu anda böyle ilk başladığım günkü gibi bir heyecan oluştu içimde. Ama şunu çok özlemişim. Yani şu kameranın karşısına geçip sizlerin karşısına geçmeyi gerçekten çok özlemişim. Yaklaşık 3-4 aya yakın bir süre oldu. Kameraların karşısında yoktum. Bunları hepsini tek tek anlatacağım. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Sosyal medyada olsun, özellikle Instagram'da çok fazla hani merak eden, arayan, soran oldu. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum hepsine. Gerçekten çok fazla bir yoğunluk içerisindeydim. O yüzden cevap veremediklerim olmuştur. Hakkınızı helal edin. Şimdi başlayabiliriz. İlk sorumuz, en çok sorulan sorulardan biri: abi tırcılığı bıraktın mı? Arkadaşlar, şu an için tırcılığı bıraktım, evet. Peki tırı sattın mı diye soru geliyor. Tırı satmadım. Tır şu anda hatta kapının önünde duruyor. Hava yağmurlu ama ona rağmen çıkacağım bu yağmurda, sizin için çıkacağım. O tırda video çekeceğim, yani tırı göstereceğim size. Satmadığıma dair belki inanmayanlar falan, yok abi sen sattın ondan şey yapmıyorsun falan diyenler olabilir. Yağmur da olsa, kar da olsa, fırtına da olsa çıkacağım. En azından tırı göstereceğim. Tırı satmadım arkadaşlar. Şimdi tırı neden bıraktım? Ben başka bir yerde bir işe başladım. Bir kargo şirketinde, yani sizin de bildiğiniz bir kargo şirketi belki, yani hepiniz duymuşsunuzdur mutlaka. Sürat Kargo'da işe başladım. O sebepten dolayı hani tırı bırakmak zorunda, aslında zorunda da değil, tercih diyelim. Aslında aynı iş. Orada da yük taşıyordum. Uzun mesafe taşıyordum. Burada da yine yük taşıyorum ama bu sefer parça parça evlere dağıtıyorum yükü. Aynı şekilde neredeyse tırcılık yapıyorum diyebilirim. Sadece araç tır değil, o başka. Doblo Max'ı kullanıyorum. Ha siz derseniz ki yok, İlla ki tır olacak. Sen tır harici bir şey paylaşmasan biz seni izlemeyiz diyorsan, Doblo'nun arkasına Hameş bağlarım. Onu da tıra çeviririm yani. İşin şakası bir yana arkadaşlar. Yani gerçekten o da sonuç olarak bir hizmet yapıyorsun. Tekrardan bir taşımacılık hizmeti yapıyorsun. Ona da lazım olan belgeler aynı. Yük taşımacılığı belgeleri istiyor. SRC istiyor. Psikoteknik istiyor. Ehliyet artık sürdüğün araca bağlı. Yani aynı şey. Aslında yine tekrardan aynı sektördeyim. Kargo haricinde bir de Anıl kardeşimle, Anıl kardeşimi de hani hepiniz tanırsınız. Yani beni izleyen, videolarımı izleyen herkes, çoğu insan tanır zaten. Beraber pastacıyla çekmiştik Anıl Özseven. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten o videoyu izlediyseniz. Benim çocukluk arkadaşım, aynı zamanda liseyi falan hep beraber, üniversiteyi beraber okuduğum arkadaşım. La beraber galeri açtık. O sebepten dolayı işte bahsetmek istediğim, bir yandan kargoyla uğraşıyorum, bir yandan dükkanı açmaya çalışıyoruz. Yani oradan oraya, oradan oraya, gerçekten çok fazla bir yoğunluk içerisindeydim. O yüzden video çekemedim. Bu yüzden tekrardan da özür diliyorum hepinizden. Video çekmememin sebebi bu. Yani başka hiçbir sebep yok. Çok şükür arayan soranlardan Allah razı olsun. Ne bir sağlık sorunum var. Hiçbir sorunum yok. Allah'a şükür iyiyim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bir sonraki soruya. Yani aslında her soru birbirinden daha böyle, acaba gerçekten sorduğunuz sorular düşündürücü sorular. Hani haklı olarak sorulması gereken sorular. Bir sonraki soru mesela, YouTube'a devam edecek misin? Bence çok güzel soru yani. Gerçekten YouTube'a devam edecek miyim? Bu soruya ben cevap vermeyeceğim. Bu soruya siz cevap verin. Bu soruyu size yöneltiyorum. Yorum kısmına, yorumlara. Eğer devam etmemi istiyorsanız YouTube'da biz seni kargoda da izleriz. İşte çektiğin videolarda biz seni bu kameraların karşısında görmek istiyorsanız yorum kısmına belirtirseniz,
Evet diyebilirsiniz, hayır diyebilirsiniz. Hani biz seni tırda görmek istiyoruz, sadece tırda izleriz, kargoda izlemeyiz veya kargoda da izleriz seni. Yorumlarda buna karar vereceğim. Gerçekten bütün yorumları beni biliyorsunuz zaten. Önceki videolarımda da olsun. Bütün yorumları tek tek okuyup cevap vermeye çalışırım. Cevap veremesem dahi bilin ki o yorumu okumuşumdur, kalplemişimdir, okumuşumdur yani. Öyle bütün yorumlar benim için her zaman her bire benim için önemlidir arkadaşlar. Bunu benim takipçilerim, beni bu ana kadar izleyen herkes biliyordur zaten. Bu arada devam etmemi isteyenler bu videoya like atabilir, yorum yapabilir, paylaşabilir. Burayı size bırakıyorum. Siz varsanız ben varım. Evet arkadaşlar, durum bundan ibaret. Neden video çekmiyordum? Tırcılığa devam edecek miyim? Buna benzer soruları yanıtlamaya çalıştım. Merak ettiğiniz sorular varsa tekrardan yorum kısmında belirtebilirsiniz. Birazdan şeye çıkacağız. Tırın yanına çıkacağız. Tıra da tam led met döşemiştim. Tır da gerçekten güzel olmuştu. Ha, bir soru daha gelmişti. Onu da cevaplamadan geçmeyeyim. Peki tır ne olacak? Yani tır kapının önünde mi yatacak yoksa ne olacak? Kim gidecek? Arkadaşlar tıra, yani bu saatten sonra tırı yolda görürseniz ben değilim. Bu saatten sonra tırı yolda görürseniz babam kullanıyordur. Babam da aynı benim gibi sıcakkanlı bir insandır. Gördüğünüz, durduğunuz, yani yolda karşılaşırsınız. Ben neysem babam da odur. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Arkasına takılıp video çekebilirsiniz rahat rahat. Yani bu bende genelde olduğu için o yüzden söylüyorum. Evet arkadaşlar, hava yağmurlu sizin için. Bakın tekrardan çıkacağım şu yağmurlu havada sizin için tırı göstereceğim. Yani son defa demiyorum ha. Öyle bir şey demiyorum. Sonuçta tır yine gidip gelecek. Geldiği zaman mesela video çektiğimde tır gelir, babam geleceği gün karşılamaya gideriz, tırı çekeriz, tekrardan tır olur yani. Şimdi gidelim o zaman. Arkadaşlar dışarıda böyle bir yağmur var ki yani anlatamam şu an. Hadi gidelim. Şöyle bakın, görünüyor zaten. Montumu giydim. Şimdi çıkıyorum. Tırın yanına gidiyoruz. Ekber, evlat be. Seninle az mı çıktık seferlere? Hoy. Seninle az mı Antalya'da şu evin önünde kontağı basıp Irak'ta stop ettik? He? Gözümde canlanır koskoca mazi. Bak o da cevap veriyor, görüyor musunuz arkadaşlar? O da heyecanlanıyor beni görünce. Şöyle bir önce dışında dolanalım. Sonra bağladığım ledleri göstereyim size. Maşallah nasıl yağmur yağıyor. Ama karanlık şu anda görünmüyor. Neyse şöyle bir... Allah! Ayağım su içinde kaldı. Şu su birikintisine girdim. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyorum. Sırılsıklam oldum valla. Ledleri yakmaya gidiyorum. Güzelliğine bir bakar mısınız ya, var ya, insanı tırcılığa gibi başlatır gerçekten. Şöyle biraz şu şekilde görüntü alayım size. Gerçekten yağmurda da bir başka durdu ya. Bakın şu önünü yaptım. Şöyle arkaya doğru ilerleyeyim. Dur, ben içini de yapmıştım. İç lambasını açmayı unuttum. Hemen iç lambasını da açıp geliyorum.
bebeğim ya. Şimdi işte ayrı bir görüntü kattı da. Bir eksiklik vardı. Evet, şimdi gezdirebiliriz. Gel de aşık olma ya. Yani gel de aşık olma. Burayı komple döşemiştim. Ayaklarım sırılsıklam oldu. Evet, bir araba geçiyor. Aleykümselam. Maşallah, maşallah, maşallah. Ben ne oldum böyle ya? Var ya, geceye güzellik katmamış bu arkadaşlar. Bir maşallah demeyi unutmayalım. Gerçekten muazzam oldu. Emeklerimize değdi. Tırcılık her zaman kalbimizin bir köşesinde saklı. Ne iş yaparsak yapalım. Senin sevdan, senin aşkın bende bitmez. Eminim ki sizde de bu şekildedir. Şu görüntüye bir bakar mısınız arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar, ben Passat'ı sattım. Megane aldım. Megane'den önce Fluence aldım. Gerçi takip edenler, Instagram'dan takip edenler biliyordur da, bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Bayağı şey değişti ya hayatımda. Aa, ben dondum. Vallahi dondum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu videoyu burada bitirelim. Gördüğünüz gibi tırı satmadım. Hala duruyor. Babam gitmeye devam edecek. Gidip gelmeye devam edecek. Yorum kısmına bundan sonra kargo dağıtırken beraber dağıtalım mı? Bunu yorumlarda belirtirseniz video çekmeye devam edeyim mi? Bunu yorumlarda bekliyorum. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer istiyorsanız yorumlarda zaten belirtecekseniz, sizin kararınızla bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.